çubuklarla götürüyor. Alıklar çubuklarla. Evet, şuraya çalışıyoruz. Çok güzel. Götür Ayver. Kendine tavsiye ederim. Götür Ayver. Yalnız pirinç yağsız tuzsuz. Alışıyorsunuz. Ördek var, bol miktarda yiyebilirsiniz. Sonra bu arada bana kamera çektiriyor, ben aç kalıyorum. Ne abi sen ne? Kendi götürüyor orada. Ne abi ne? Burası çok ilginç bir yer. Böyle değişik şeyler yapabiliyorsun diyor. Bir şey, bot turu yapıyorlar. Öf. Nasıl kokuyor burası falan ki? Kurutulmuş deniz ürünleri. Çok geniş bir pazara sahip burası ya. Jack meyvesi. İçi portakal gibi ama oldukça büyük bir meyve bu. Tabii meyve bulduk, çok ucuz. Karışık meyvelerden bir meyve suyunu aşağı yukarı 1 milyona kadar alabiliyorsunuz. Serinlemek için her yerde satılıyor. Meyve cenneti bu yerde. Meyve suları ile burada beslenmek sağlıklı, hiçbir katkı maddesi olmadan burada bunlarla beslenebiliyorsunuz. Değişik tatlarda çok güzel meyve suları var. Tayland'ın yemek kültürü de var fazla. Hiçbir şey, kırık şey. Biliyorsun kan. Ne? Kan. Kan mı? Kan. Hayvanın kanı. Ha. Bilmiyorum ama. Kırmızı şey hayvanın kanıymış. Bekletiyorlar, tatılaşıyor. Güzelce pişiyor, koyuyor. Evet. Şimdi sabah kahvaltı edeceğiz. Tabi burada peynir, zeytin ve ekmek olmadığı için sabah kahvaltı şeyleri yok yani. Onun için sabahları normal yemek yiyorlarmış. Evet, şimdi onun kardeşim bizim belgesele açıklamalar yapacak. Bu kok. Sesini fazla söyle. Bu balık kokusu, içinde balık yağı ve yüksek oranda turp barındırıyor. Ve en çok kullanılan yemeklerden bir tanesi. Teşvik mi? Küçük. Tuz olarak onu mu kullanıyorlar? Tuz olarak bunu kullanıyorlar. Ayrıca şöyle içinde birçok fıstık, biber, küçük baharatı bozulur diye sos, şeker de koyuyoruz yemekleri. Tuzlar ve biber turşusu. Böyle hepsini karıştırıp yiyorsunuz. Peki sen şimdi bana söylediğin şeye çubuk geldi. Nasıl yiyeceğiz? Çubukları böyle tutarak yiyip karıştırıyorum. Ben nasıl yiyeceğim? Kaşık da var. Evet, afiyet olsun. Bu manklara her yerde rastlanabiliyor. Bunlardan hiçbir ücret alınmıyor. Otobüslerde olsun, her yerde para vermeden yaşıyorlar. Bunlar makarnaymış. Özgür kardeşim sen makarna seviyorsun, çek onları dedi. Tayland'da zaten çok çeşitli yiyecekler var. Envai çeşitli yiyecek var. Şunlar alalım mı?
Bunlar neymiş? Bu özellikle bitkinin kökünden yapılan bir tatlı, içecek ve uzun süre serin tutuyor enkarı. Bunlar da değişik tatlılar. Burada saat 6'dan sonra bütün dükkanlar kapanıyor. Önüne de yemek tezgahları kuruluyormuş seyyar. Şimdi onları gösterecek Onur arkadaşım. Canlı. Böyle seyyar yiyecek yerleri bayağı var. Bunlar deniz ürünleri. Jumbo karides. Sıra sıra burası sırf balık ürünü satıyor herhalde. Bu kedi balığı. İçine otlar koyuyorlar. Dışında tuzla kaplıyorlar böyle. Mangalda çok lezzetli oluyor. Türkiye'de bunlar var ya 100 dolar abi şeyi. Burada günde bir video kaseti ve 3 fotoğraf filmi bitirmek mümkün. Fakat burada malzeme yetmedi daha. Ucuz Türkiye'den. Film olsun, video kaseti olsun. Zaten yetmiyor neticede. Evet, bu geceyi de böyle bitiriyoruz. Mangala bak. Gece turistik bir yere gelmek. Turistik değil yani burası. Değil. Halkın daha çok tercih ettiği. Siyahı söyledi, karidekli, bayağı lezzetli, patlıcan da kalatalık patlıcan, bu da kedi balığı, cırcırtı ve ot koyuluyor ve pişiriliyor burada mangalda, çok lezzetli bir balık, ayrıca helal bir tavuk, şimdilik bu kadar, daha gelecek şey karidekten geliyor. Gerçek karidek. Kardeşlerimiz de geldi. Abi koymuşlar içerisi. Bu nehirdeki kültür falan değil yani nehirde. Okey. Onur kardeşim öyle diyor. Böyle kültürü öyle. Emi de dün bana öyle diyor, hiç yemek yemiyorsun diyor. Kuvvetli olman lazım diyor, çok dolaşacaksın diyor. Böyle sokaklarda çok yemek satıcıları var. Tabii kokusunu yansıtamıyorum. Bir de güzel kokusu var. Evet, hamam böcekleri, çekirgeler, böcekler diyarına geldik. Burada her türlü yiyeceği görürsünüz. Bunların hepsi yemek için. Kızartıyorlar bunları. Onur da bazı şeyleri deneyebiliyormuş. Ne yiyorsun? Çekirge yiyebilirsiniz diyorlar. Çekirge ot diyor. Ama nasıl yenir bilmem. Bunlar kurt mu? Çeker. Bugün akrep falan yok. Bugün menüde onu karışık bir şey yaptırdı. Karınca abi. Karınca mı? Yiyecek mi gerçekten onları? Karışık yaptı ya. Karışık ortaya. O nedir? Koydukları nedir? Ağaç koydu, onu da yiyebilirsin. Kaç tane yapıyor?
Ben yemeyeceğim ha. Ne koyuyor? Kayak makası. He? Kork. $20 mı şimdi bu? Kaç? Ne kadar? Ben $20 aldım ama bir potpourri yaptı orada. Evet. Hayri abinin buradaki İlk böcek denemesi. Var mı ya? Sen yeseni de sonra. Yok abi yok. Götür. Evet, Frank'tan ediyor. Frank'tan yiyecek. Aman Allah'ım. Nasıl? Tadı? Güzel tamam. Ağzımda zaten. Yani. Çatır çatır gidiyor, cimp gibi. Burada daha çok Taylandlılar kuru yemiş falan olmadığı için burada bunlarla idare ediyorlar. Fena değilmiş, gelenler deneyebilir yani. Evet. Ötekilere bilmiyorum da. Geri kalanları da artık yok. Yiyecek. Görünüşleri kötü ötekiler. Bu biraz daha kibar. Çok iyi. Kurt mu bu? Bamate. Ne? Ne yediriyorsun bana? Hayır abi artık önünü alamıyoruz. Kurt murt ne varsa götürüyor. Otobüste bile artık. Evet bitti. Kocaman bir kurt bitti. Çok yakından çekiyorsun ya. Şey ne çıkacak. Yapayım abi? Tamam mı? Ya inmemizi beklemedi adam. Bitirecek. Yok ha, hayır abiden bana bu kadar kaldı. Ben mutlu, ben de bunlardan. Örtü böcek hepsini yiyor adam yani. Gider bir tane kupa. Bunlar diyor etten daha şey, sağlıklı, yağsız, protein. Çekirgeler. Kadınlar kiloyla alıyordu diye. Böylece buradaki börtü böcekleri de görmüş oldunuz. Güzel mi? Bunlar bu şey tatlısı. Burada değişik bir şey yapılıyor. Onun da dikkatini çekti. Yok ben biliyordum da işte üstüne göstermek için. Gördüğünüz gibi. Bak bak mantılar yapılıyor. Bak abi şeye bak. Oturduğu yerde. O bez galiba değil mi? Bezin üstünde mi yoksa? Bezin üstünde yazıyor. Alttan su kaynıyor. Buharıyla böyle. Ha, bir o tarafa bir o tarafa koyuyor bak. Üstünün kapağı varmış. Hı-hı. İyi mi? Yanında yeterli. Burada elmalı çekip yiyecek bulmak mümkün. Böyle suyu hamuru döküyorlar. Ve sevgili falan koyuyor. İçinde katlıyor. Bakın
yemek hazır hale geliyor. Çorba ama içinde her şey var. Görüyorsunuz balık, domuz, tavuk, ceviz, peanut, her şey atıyorlar. Ve çok lezzetli. Fark etmedik ve şiddetle tavsiye ediyorum. Gelince yiyin. Tekneyle tabak tabak alıp gidiyorlar. Tabakları da götürüyorlar. Tabakları görüyorsun zaten. En aşağı 100-200 tane. Tayland'dan ve yemek cenneti. Yemek cenneti. Şimdi koruyacaklar ne şey? Lezzetli falan mı? Biraz da yiyecekleri gösterelim dedik. Çok değişik yiyecekler var. Çeşit çeşit. Evet, karışık meyve yapıyor burada birisi. Ödemecekte bir ananastan başlayıp sen söyleyiver bize abi. Tamam, ananas. Onun alt kırada kahverengi ufak top top geliyorsunuz. Lamya. Bu yine buraya geçiyor. Bir tropik meyve. Onun üstündeki dikenli tırmızı tırmızı olan ise. Üstündeki dikenli olan şey gibi bir tropik meyve çok lezzetli. Onun yanındaki mango steam. Bütün dünya, yani Tayland'da ülke ve bütün dünyaca biliniyor. İngiltere, Avustralya, Amerika'ya kadar da ithalatı var bunun. Ve çok yararlı. Sırf bundan da kozmetikte, boya kenarında her yerde kullanılıyor. Sırf burada yetişiyor değil mi? Hı hı. Yani burada ana vatanı bıraktı. Ayrıca onun altında guava, iki tane yeşil görüyorsunuz. Buranın elması, o kırmızı kırmızı alttaki yani çok sulu ve güzel bir meyve. Meyve cenneti yani. Her şey var. Köşedeki mango, onun üstündeki yıldız. Katiba. Oturma abi. Böyle bir şey de. Markete geldik. Hemen hemen her mahallede bu tip marketler, pazar yerleri oluyor. Sabah sabah yemekler yapılmaya başlanmış. Onur da muz aldı. 15 bar. Çok ucuz. Yiyecekler, sebze, meyve, her şey var. Pazar yerine ev soyununa geçiyoruz. Bunlar da domuzlar. Börek kafalar da var, soyulmuş. Hayvanların iç organları satılıyormuş burada. Cinsel organları. Bunlar için çiçekler çok önemli olduğu için adak için değil mi? Adak için böyle çiçekler hazırlıyorlar.
Onur da Emi'ye bir çiçek alalım dedi. Emi için çiçek alıyoruz. Seçemedin mi? Burası da Çin usulü dondurma yapılıyor. Şimdi biz de deneyeceğiz. Değişik meyvelerden koyuyorlar. Kale doldurduğu meyveler ve suyu makineye koyuyor. Üstüne bir kalıp buz. Yani buzu rendeliyor bir yerde. Yani değişik bir hali. Ve Çin dondurması. Ve üstüne şimdi şey koyuyor. Çin ufak doğuda genellikle böyle buzlu şeyler yapıyorlar. Çin hava çok güzel. Ve bir tane benim için yapıyorlar. Bomba. Bomba. Çok ucuz burada her şey ya. Çok ucuz diyorum. Burada kurutulmuş meyveler de var. Arkada da yemeklik muz varmış. Bu ayrı bir şey. Hindistan cevizi suyuyla tatlısı yapılıyormuş. Önce muzlar haşlanıyormuş. Sonra Hindistan cevizi suyu ve şeker ilave ediliyormuş. Tatlı oluyormuş. Güzel bir şeymiş. Daha sonra alıp test edeceğiz. Deniz mahsulleri. Burada her şey bulmanız mümkün. Mavi yengeç çok şey burada tutulan bir şey. Evet. Ya. Hindistan cevizi de alıyoruz şimdi. Buz için. Değil mi? Buzda kullanacağız bunu. Öğütme işinden sonra bir işlem daha var. Suyunu çıkarıyor. Bir taraftan posasını atıyor. Bir taraftan da suyunu çıkarıyor. Biz suyunu alacağız. Enteresan, değişik bir olay. Söyle bakalım ne yapıyor bize? Papaya kazık yapıyor. Bize özel olarak şey, acıkı. Onur kardeşim bana her şeyi tattırmaya çalışıyor sabah sabah. Öğlene bir şey yiyemeyeceğiz bugün işte. Ya da biz de alışacağız bunlar gibi çok yemeye. Papaya mı koydu? Karides koydu. Fıstık koyuyor. Bal koyuyor. Bal değil abi. Çok ya. Güzel soslar koyuyor. Sos mu? Denildi. Ha, önce kendi mi deniyor? Şey, evet, çekiyorum. Emi teşekkür ettim size. Dürüncü ekmek gibi sopa yiyorsun. Zaten duyuyor. Bu neydi? O bıldırcın yumurtası, ufak kuş yumurtası. Bir de muz yaprağına sarıldı. Pirinç ve muz. Bu da güzel.
çok değişik ürünler var. Tabi acı yedikleri için. Hayır abi, Öntel. Onun için bana tatlı şeyler yaptırıyor. Sağlıklı. Bu ayaklar iflas etti. Ama henüz sabah masaj yaptı ayaklarıma. Şu anda papaya kalatakı ve yer fıstığı ve değişik ekşili konularla onu yiyor. Ve tabii ki pirinçle beraber yiyor ki şey farklı dokunmak gibi. Tamam, şimdi yemek yapıyorlar içeride. Şimdi eve muzlara soyuyor. Onu da yapacaklar. Çünkü burada içine koy bir tane. Fazla dayanmıyormuş. O yüzden öğünlük yiyorlar. Sonra haşlayacaklar mı muzları? Hı hı. Normal şurada haşlıyorlar. Bu muz, özel muz, yemeklik muz. Bütün muzlar pişmiyor. Şimdi tekrar masa hazırlanıyor. O sabah benim kopararak yediğim pirinç lapa gibiydi yani ekmek olarak. Aslında ayrıca böyle özel makinede pişen de yine ekmek olarak yeniyor ama çanakta kaşıkla yeniyor mu? Daha tane tane. Daha tane tane, evet. Özel tencerede yapılıyor bunlar. Buharla. Başka hiçbir şey yok içinde. Sadece su. Okey. Bunların hepsini aynı sabah yiyoruz yani. Çeşit çeşit. Bu şey acılı, nane falan, tavuk. Bu bambu, bambudan yapılıyor bir yemek. Acı gerçi, yürek acı. Bu tavuk, pindikten cevizi kuyuyor. Tavuk buranın önel yemeği ve yabancılar tarafından çok seviliyor. Bu sebze yemeği içinde işte domuz, sebzeler ve kalçalı böyle ağır bir yemek bu. Onu da bakacak. Bu bizim şey, muz. Muz yemeğimiz. İçinde hindistan cevizi kuyu, muz ve şeker. Emin'in annesi iyi bir aşçıymış aynı zamanda. Evet, Hong Kong'da da yemek pişirmiş orada da. Oranın kültürünü de biliyor ama Tayland yemeklerini de çok iyi yapıyor. Buyur. Emin'in evinde de mutfak yokmuş. Arka bahçede boş iki bina arasında tabii yer varmış. Bina yapılırken eklenmiş arkaya. Arkaya eklenmiş, evet. Çok fazla sos kullandıkları için hep yemekleri genelde sulu çorba gibi oluyor. Evet. Fakat lezzetli yani hepsi. Yani çok farklı lezzetler var. Şimdi ben de deneyeceğim. Gece akşam yemeği için değişik bir yere getirdiler beni. Açık büfe yemek servisi varmış burada. Değişik şeyler. Kişi başı 89 baht. Burası fena fiyat. Kenarları açık, üstü kapalı. Ali! Sonra mı çekelim? Dur geliyorum abi. Tatlılar. Böyle dondurma da var. Kendinize servis yapıyoruz. Emir dondurmayı da denememi söylüyor. Hindistan cevizinden yapılıyormuş dondurma. Çok güzel, değişik aslında. Meyve salatası ile birlikte yiyorlar. Evet. Tayland, Bangkok'tan. Beşte yola çıkacağız ve bu kanalda kurulan manaları görüyor. Bunun yanına koyu birkaç tane daha turistik yeri görüp, birkaç tane tapınak görüp geri gelmeyi düşünüyorum. Pazar günü de böyle değerlendirmiş olacak. Pazartesi günü de artık
şu yemeği. Şu anda diyette kendisi. Çok dikkat ediyorum. Yedikleri. Vallahi geldiğimizden beri yiyor. Emi, güzel mi? Vur. Vur. Güzel. Günün sonu ve ikinci kasetin de sonu. 520 baht tuttu hesabımız. 39 baht sonu, 99 baht 100 lira, 89 baht da kişi başı. Yani hepsi. Ekstralarımız var yani. Evet. Yemeğimiz bitti. Eve gidiyoruz yatma.